Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nedir? İstihdamda dağılım nedir? Emperyalizme karşı olmadan Türkçe olmalıyız mı? Bu kadına şiddeti konuşacağız. Grev hakkı elinizden alınabilir mi? İyi akşamlar efendim. Bir Yeni Ufuklar programında tekrar birlikteyiz. Bu hafta geleneksel Yeni Ufuklar programını yapıyoruz. Gene geleneğimizden vazgeçmedik. Aşağı yukarı 15-20 yıla yakın bir zamandır yapıyorum. İlk yaptığım arkadaşlar büyüdüler. Hatta bir kısmı evlenmiş. Küçücüktüler geldiklerinde bu programa. Büyüdüler, üniversiteyi bitirdiler. Sanıyorum bu ekibinde bu hafta mezuniyetlerini yapacağız. Onlar da genç kız olmuşlar. Evet, çocuklar ve düşleri, ütopyaları, geleceğe ilişkin düşlerini konuşuyoruz her yıl. Bu yılda yine Asya, Mercan, Defne ve Ece bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Evet, Asya sizinle başlayalım. Kaçıncı sınıfa geçtik şimdi? 6. 6'dayız. Bu sene 6, ne oluyor? 4 yıl okudun, lise şeyi bitirdin. İlk öğretimi evet, bitirdik. Ben daha o şeye geçemedim hesaplamaya 4-4 olunca. İkinci, ortaokul gibi. Oluyor evet. Şimdi değil mi ortaokul gibi? Ortaokulun ortası. O ikinci sınıftası. Neler değişti? Bir şey değişti mi? Okul olarak mı? Yoksa? Okulda. Yani ortaokul olunca ben böyle ortaokul öğrencisi oldum filan. Evet. Yani değişen şeyler var. Kitaplar ağırlaştı. Çantalar çile çektirmeye başladı. Onun dışında dersler eğlencelileşti. Ağırlaştı deyince yani kitabın kendi ağırlığı. Kilo evet, ağırlığı kitabın ağırdı, kendi ağırlığı. Dersler ağır değil ama dersler sizin için... de ağır da eğlenceli. Eğlenceli yani ne, ağır eğlenceli? Olduğu için eğlenceli. Nasıl eğlenceli mesela ne oluyor? Ne var? Hangi en çok hangi şöyle, derste eğleniyorsun? Çok kolay oluyordu yani. Şimdi de kolay da bir tık daha zor. Bir tık daha zor. Zorlaştıkça eğlenceli. Evet. Hangi ders en çok? Hangi ders en çok? Fen. Fen. Fen'de ne okuyorsunuz? Biyoloji, şimdi, tabiat bilgisi mi? Ne diyorsunuz şimdi? Vücudumuzun böyle? Sistemleri konusunu yeni geçtik. Ha. Normal fen diyoruz biz. Fen diyorsunuz. Onda değişik böyle şeyler okunuyor değil mi? Evet ama ortaokulda böyle. Galiba 8. sınıfta ayrılıyor. Daha 6'da ayrılmıyor. Hepsini beraber bir yıl içinde hepsini birden evet. Görüyorsunuz. Evet, Mercan da bizimle beraber. Miniciktin, oraya boyun yetmiyordu. Böyle sıranın şeyinde kalıyordun. Şimdi kocaman genç kız olduk. Küpeler falan da taktık artık, süsleniyoruz. Evet, siz kaçıncı sınıftasınız? Ben 4. sınıftayım. Bu sene bitiyor o zaman, öyle evet. Mi? İlk öğretim bitiyor. Siz de orta öğretim mi diyorsunuz? Orta ne diyorsunuz? Okul. Orta okul diyoruz. Peki. Ben de sizlerle beraber öyle genel kültürümü geliştirmiş oluyorum. Okullarla ilgili bilgimi arttırmış oluyorum. Sizin dersler nasıl? Böyle klasik bir büyük sorusudur. Hep şeyler, abiler, amcalar, anneanneler, babaanne. Derslerin nasıl kızım falan derler. Ben öyle sormuyorum da. Yani keyifli mi, değişti mi? Geçen okul seneye olarak göre... mı, ders olarak mı? İkisini de söyle, hangisini istiyorsun? Okul olarak, yani ders olarak daha çok eğlenceli oldu. Zorlaştıkça daha eğlenceli oluyor bence. Evet, siz zorlaştıkça eğlenceli diyen iki tane çocuğa rastladık. Hadi bakalım. Ve sınavlar çıktı. Üçüncü sınıfta sınav yoktu. Artık sınav haftaları falan. Sınav oluyorsunuz. Evet, sınav oluyoruz. Nasıl geçiyor sınavlar? Kimse duymasın da kulağıma söyleyeyim. İyi geçiyor sınavları. Kaç alıyoruz mesela iyi dediğimiz? Derse göre değişiyor. Şöyle bir sırala bakalım kaç aldığımızı.
Bu sınavlarda Türkçeden 97 aldım, matematikten 100 aldım, fenden 100 aldım, sosyalden 96 aldım, İngilizceden de 96 aldım. Ya çok fazla bir değişmiyormuş, 96 ile 100 arasında 4 bir şey değişmiş yani. Ben de değişiyor deyince hani 50 ile 100 arasında filan değişiyor zannettim. Keyfiniz iyi geçen evet. Seneye göre. Evet Defne, sen bu sene kaçıncı sınıftasın? Kaçıncı sınıftayım. 6. Evet. Yani ikiniz aynı sınıftasınız o zaman. Evet. Yaşınız da aynı mı? Aynı. 2000? Yok. 7 mi? Yaş 2007? Ben 2007'liyim. Sen 2008'li misin? 2008. Evet. Nasıl bu sene dersler nasıl? Dersler değişiklik kolay. Var mı elimde? Dersler kolay ve bence de eğlenceli. Sınavlarım da iyi. Öyle mi? Evet. Kaç alıyorsun sınavlarda? Not ortalamam 98-99'du. 98-99. Bütün derslerden. Evet. Siz galiba bu program size uğurlu geliyor galiba. Dördünüzün de dersleri çok iyi anlaşılan. Peki geçen seneye göre değişiklik var mı derslerde? Geçen seneye kıyasla daha da ağırlaştı ama zor değil şu anda. Sadece geçen seneye kıyasla birazcık daha ağır. Ne ağır mesela? Matematik falan biraz daha mı zor? Matematik sosyal daha çok daha... Ders çalışmak gerekiyor galiba değil evet, mi? Evet, çünkü tarihimizde öğreniyoruz. Tarih. Aslında her sene sosyalde... Evet, Kültür ve Miras Ünitesi'ni işliyoruz. O da tarihimizden... Neyi işliyoruz? Kültür ve Miras. Ha, kültür tarihimiz miras. Hakkında bilgi sahibi olabiliyoruz ama Anadolu'daki Türk devletleri, Türk beylikleri bunları işliyoruz. Onları siz tabii daha önceden duymadınız. İlk defa öğreniyorsunuz. Onların İsimlerini öğreniyorsunuz. Ne, töreleri, mesela dini ne öğrendiniz? Türk beylikleri hangileri varmış Anadolu'da daha önce de? Türk devletlerini öğrendik. Hmm. Orta Asya'da kurulan Türk devletlerini öğrendik. Hangileri kurulmuş hatırlıyor musunuz? Asyon devleti. Hmm. Başka devletler de vardı. Kök Türk devleti vardı. Tabii onlar daha farklı. Onların yaşam tarzları, mimarileri falan onları da görüyor musunuz? Kültürleri, dini inançları, töreleri. Bu tarz şeyler öğrendik. Dini inançları bu zamankinden farklı mıymış, nasılmış? Aslında sadece Türk devletlerini öğrenmedik. Aynı zamanda İslamiyet'in yayılması da öğrendik. Kavimler göçünü öğrendik. Aslında İslamiyet'i devletlerin benimsemesi, bazı devletlerin benimsemesi kolay olmuş çünkü gök tanrı ilacı varmış. Yani... Tek tanrı. Evet, tek tanrı. Evet, onun için İslamiyet'e benimsemeleri daha kolay olmuş tek evet. Tanrı olduğu için. Gökyüzündeki... Başka ne dersiniz var? Fende neler öğreniyorsunuz? Fen benim en sevdiğim derslerden biri. Öyle mi? Evet. Fende aslında dediği gibi vücudumuzdaki sistemleri öğreniyoruz. Şimdi kuvvet ve hareket ünitesine geçtik. Peki kitaptan mı okuyorsunuz yoksa böyle görüntü falan bir şeyler de oluyor mu? Aslında iki türlü. Hem teknolojiyi kullanarak eğitim görüyoruz, hem de kitaplardan uygulayarak, deneyler yaparak. Deney yapıyor musunuz? Evet. Laboratuvarınız var mı? Okulda var. Laboratuvar var. Çok güzel. Ne deneyi yapıyorsunuz mesela? Deney dediğim uygulamalı olarak öğreniyoruz. Mesela vücudumuzdaki sistemlerde dolaşım sistemini öğrenirken kalbin yapısını öğrenmiştik. Ve biz kuzu kalbini incelemiştik.
Hmm, ciğerciden almış getirmişler herhalde. Evet. İşte, iyi, fena fikir değil. Bizim zamanımızda bir tane böyle bir şöyle sallanan bir iskelet vardı, plastikten tabii. Sadece kemikleri oradan görmüştük. Bizde de iskelet var. Var mı? Hı hı. Korkuyor musunuz ondan? Bence çok komik. Komik mi? Peki Ece, sizin siz kaçıncı sınıftasınız? Ben 5. sınıftayım. 5. 4. sınıflardan dersler birazcık daha ağır. Değişik oldu tabii. Yeni dersler eklendi mi yoksa aynı derslerin içeriği mi değişti? 4. sınıfta din vardı da yani o zaman yapmıyorduk din. Başka Türkçe falan yapıyorduk hep üstünden. Böyle daha ayrı şey öğretmenler gelmiyordu. Hep aynı öğretmen vardı, sınıf öğretmeni falan. Şimdi 5. sınıfta da sınıf öğretmen var da İngilizce sınıf öğretmeni var. Falan bütün şey derslere başka öğretmenler giriyor falan. Yani ilkokuldaki öğretmenini seviyor muydun? Tek öğretmen olması daha mı iyiydi o zaman diyorsun? Evet, daha iyiydi. Ondan şimdi ayrıldın diye herhalde biraz her öğretmenle. Ama hepsi de ayrı bir ders anlatıyor değil evet. mi? Kendi uzmanlık alanındaki dersi anlatıyor. Biraz daha konuları değişik işliyorsunuz herhalde. Sizde de fen var. Hangi ders, işte klasik bir daha soracağım. En çok hangi dersi seviyorsun gibi. En çok hangi dersi seviyorum? Sosyal öğretmenim perşembe akşamları, perşembe son iki ders bazen gelmiyor. O gelmediği günkü derslerimi seviyorsun. Hayır, gelmediği zaman bazen işte müdür yardımcısı bizi sınıfta çok gürültü çıkardığımız için terasa çıkartmıştı full. O zaman böyle sınıfın içinden, başka bir sınıfın içinden giderken çok iyi hissettim. Böyle onlar ders yapıyordu, biz böyle terasta oynuyorduk. Çok güzeldi. En çok hangi? Ama en çok valla beden. Bedeni seviyorsun. Sonra fen, sonra görsel. Sonra böyle sosyal, sonra Türkçe diye ilerliyor öyle. Sıraladık dersleri. Peki hemen zamanımız bu sefer birazcık daha az. Hızlı hızlı geçelim. Şeyden başlayalım Asya. Yani geleceğe ilişkin geçen sene Türkiye'de ne oldu? En çok neye üzüldün diyelim geçmişe baktığında. Türkiye'de keşke şu hiç olmasaydı dediğim bir şey oldu mu? Dünyada keşke hiç olmasaydı, ben olsaydım, yani elimde öyle bir güç olsaydı, geçmişten şunu silseydim, insanlar bunu yaşamamış olsaydı dediğim bir şeyler oldu mu hiç? Bu sene de mi? Bu sene olur. Geçmiş senelerde evet. Görüşmeyeli diyelim. Geçen seneden beri görüşmüyoruz ya. Aslında oldu. Yani şöyle, okullara çok dikkat etmediklerini fark ettim. Yani özenmiyorlar ve çocukların güvenliğine pek dikkat ettikleri doğru değil yani. Çünkü ben yine başıma gelen olaylardan ders çıkararak konuşuyorum. Bir ay önce Perşembe günü kafama Atatürk panosu düştü. 2 kilo, 1 metre yükseklikten düştü. Burama düştü, enseme. Ve öleceğim, cam pano böyle. Ben yaşıyorum da hiçbir şeyim yok. Tomografimi falan çektiler. Hiç sabitlememişler, çivi falan yok. Ne, öyle yapıştırmışlar mı onu öyle? Yapıştırmamışlar ki, tahtanın üzerine koymuşlar. Ha, öyle önce koymuşlar, şey sadece koymuşlar. Yani bu bardağı buraya koymak gibi. Biraz tehlikeli olmuş. Çok mantıksız. O şekilde çocuklara dikkat etmesini neyse isterdim. Neyse ki Atatürk panosuymuş. Başka bir şey düşünün. Bari güzel bir şey düşünün. Yok. Bir de sınıf tahtasının düştüğünü. Bir de öyle bir şey düşünün. Daha kötü olurdu. Ve başka ne silmek isterdim? Bir de şöyle bir şey silmek isterdim. Jimnastik... Şöyle bir durum var. Devlet 6 yaşından... Büyükleri jimnastik kurslarını almıyor. Yani ne kadar esneksin kimse umursamıyor. 6 yaşından büyüksen özele gideceksin ya da ya jimnastik dersi almayacaksın.
Buna engel olmak isterdim. Bunu silmek isterdim direkt. Böyle bir şey olmasın, herkes girebilsin. Herkes jimnastik, siz evet, beden eğitimcisiniz galiba hepiniz ha? Yok ama jimnastiği seviyorum. Yani omzumu çıkarabiliyorum, jimnastik köprü yapabiliyorum, bacak açabiliyorum vesaire vesaire vesaire. Ama jimnastikte bunu yapıp yapamadığına değil, yaşına dikkat ediyorlar. Hani bunları yapamayan bir 2 yaşındaki çocuk olsa alacaklar ve o büyük ihtimalle orada sakatlanacak. Niye sakat kal? Peki beden eğitimi dersi yok mu şeyde? Okulda var. Okulda var. Onda da böyle yani çok ekipman yok. Çünkü dediğim gibi okullara pek dikkat edilmiyor ve özen gösterilmiyor. Bir de okullarda aynı şekilde kötü çocuklar var. Yani kabadayı diyeyim. Onları iyi insanlar olmasını sağlamak isterdim. Yani kötülüğü silmek isterdim. Bunu da onlara aktiviteler vererek yapabiliriz. Çünkü şöyle ki okulumuzda zorbalık var. Bir tane çocuğa çarpsan 8. sınıflar böyle bıyıklı bıyıklı insanlar. Artık kocamanlar falan. Çarpsan 8. sınıfta bıyıklar mı çıkıyor çocuklar? Öyle mi? Bizim okulda şey böyle bıyıklı. Burasına kadar bıyık. Evet. Okula öyle mi geliyor? Evet. Garip insanlar var. Ve yani çarpsan dövecek pat. Bir sarsılma da olur zaten dövülsen. Onları değiştirmek istiyoruz. Evet. Onları çarptığın vakit pardon affedersin diyecek birini öyle, olsunlar. Yok. Öyle şeylerde teneffüslerde bazı aktiviteler koysalar sadece öyle çocuklar için özel olarak. O zaman öyle çocuklar öyle davranmazdı. Aktivitelere yoğunlaşırlarsa böyle bir şey yapmazlar. Nasıl aktiviteler olabilir yani? Oyun. Kim olduklarına bağlı. Oyun olarak değil. Kavga oyunu kavgaya dönüştürüyor zaten çoğu. Daha çok resim çizmek, spor yapmak veya el sanatlarına yöneltmek gibi. Mesela teneffüslerde mi olsun evet. Böyle şey diyorsun. Evet, anladım. Mesela ping pong şeysi olabilir bazı okullarda yok, var. Yok, hayır. Bizim olmadı. Okulda var. Tehlike aracı. Öyle mi? Yani şöyle. Tartışıyorlar, kavga ediyorlar ha? Evet, yer kapmaca, kavgalar, aman. Kötü oluyor. Ondan çok bir öğretmen, bir büyük gözetimi altında olan aktiviteler olmasını isterdim. Örneğin ben sakızlardan heykel yapıyorum, küçük küçük, tatlı tatlı. Böyle bir kurs olabilirdi mesela, tenislerde sırf onlara özel. Zorunlu olurdu ama istediği bir tane seçme şansları olurdu. Böylece tenislerde birini döveceklerini, pataküte girişeceklerini... Heykel yaparlardı. Ve bir yararları olmuş olurdu. Evet. Hiç fena fikir değil. Belki Milli Eğitim Bakanımız buradan duyar. Ya duyar mı? Teneffüslerde şey, heykel koşu. Ama şöyle kil, bir şey var. Şunu kil, da engellemek sakız istedim. Değil de killerden bir kil olabilir tabii. Ama sakız daha kolay şekillenen bir şey. Kil biraz daha farklı. Sakız uzun sürede kuruyor ve yanlış hata yaparsan düzeltmesi daha kolay. Sakız dediğiniz seçmiştim. Normal çiğnediğimiz sakızdan bahsetmiyoruz. Çiğnediğimiz sakız şey. Canım. Da şekersizinden damla sakız seçmek gerekiyor falan. Onu çiğniyorsun sonra sakız mı? Ama heykel mi yapıyorsun ondan? Yok evet. Çiğnemeden yapıyorsun. Çiğnemiyorsun. Parmaklarınla çiğniyorsun. Ha. Önce biraz karıştırıyorsun sonra heykel yapıyorsun. Değişik. Evet. Bir şey daha söyleyecektim de unuttum. Hemen biraz sonra ekleyebilirsiniz. İsterseniz zaten sizler de aklınıza geldiğinde ben şöyle olsun falan diye illa sırayla sıra beklemek diye bir şeyimiz yok. Evet Mercan sizden de devam edelim. Neyi geçen sene mesela şu olmasın dediğiniz bir şey olabilir. Yani yaşadığınız bir şey olur. Özel olarak da olabilir. İlla okula ilişkin olması şart değil tabii. Bu olsun, olmasaydı keşke Türkiye'de ne bileyim deprem olmuştur. Deprem olmasaydı keşke dersin. Ya da işte bilmem yani o tür bir olaylar da olabilir yaşanmış. Yani peki mesela bir nesneyi tamamen ortadan kaldırmak olabilir mi? Olabilir. Burada her şey serbest. Elinize biliyorsunuz her sene sihirli değnek veriyorum ben size. O sihirli değneğe dokunduğunuzda istediğiniz oluyor ya da olmuyor. Ya ortadan kaldırıyorsunuz ya da uzatıyorsunuz, kısaltıyorsunuz. Ne isterseniz. Tamam, ondan sonra hemen size yapalım.
Ben çevremize zarar verecek nesnelerin tamamen ortadan kalkmasını, o nesnelerin bir daha yaratılmamasını isterdim. Mesela fabrikalara filtre takmak veya fabrikaların atıklarını bir çöpe doldurup kamyonlarla başka bir yere atıp oradaki doğayı zehirlemek değil de mesela onları geri dönüşüme atmak daha faydalı olabilir. Böyle sihirli DNA'ya dokunduğunda onlar hemen geri dönüşüp başka ayrıştırılıp tabii çöpler. Evet. Mesela bir pet şişe var. Onun temizlenip yıkanıp çok güzel hijyenik olup tekrar yeni bir pet şişeye dönüştürülmesi gibi bir fabrika olması daha yararlı olur. Yani sigara yapımında kullanılan fabrikalar değil de onları geri dönüştüren fabrikalar daha yararlı olur çevremiz için. Sizin evde sigara içen yok galiba ama yok. Değil mi? Evet. Büyüklerden var mı? Yok. Babaanne, anneannenizin bıraktığını biliyorum da babaanne de yok, hiçbiri içmiyor. Evet. Ama siz sigaraya karşısınız anlaşılan. Karşıyım. Sigara fabrikasını kapatıp yerine başka fabrika açıyoruz. Peki, siz mi bir şey söyleyecektiniz? Aklınıza gelen bir şey mi vardı? Ben sihirli deneklediğimde ben dondurma yağdırmıştım geçen senelerde. Dondurma öyle mi? Hatırlıyorum ben de evet onu. Böyle yağmur yerine çikolata olsun. Şimdi o olmasını istedikleriniz bunlar, olmasını istemediklerinizden gidiyoruz. Sonra da yerine neler koyacağız. Evet Defne Hanım, siz bir aklınıza mı geldi bir tane bir şey evet. Unuttum diyordunuz. Hemen hızla söyleyeyim sana Defne Hanım. Eğer elimde gerçekten bir sihirli değnek olsaydı yapacağım ilk şey başa gelebilecek veya başta olan herhangi bir insanı kaldırıp yerine aklı başında bir çocuk koyardım. Çocukların hayal gücü geniş olduğu için ama aklı başında diyorum yani. Aklı başında olmayan çocuklar da var diyorsun. Hayır yani çocuk aklı başında gelip de değil bütün yani. Oyuncakları bedava yapacak bir çocuk değil tabii ki. Yani parayı kaldırabilecek bir çocuk olur ama bütün oyuncakları bedava yapmak biraz... Değiş tokuş olmayı. Yok değiş tokuş olsa daha beter. Öyle bir çocuk koyardım ve... Şimdi şöyle, büyükler çocukları dinlemez. Çoğu büyük, her büyük değil. Örneğin benim annem babam dinler ama öğretmenlerden bazı öğretmenlerim dinlemez. Yani bir tane öğretmenim var dinlemeyen zaten. Adını vermeyeyim bana kızmasın izliyorsa. Peki. Ve aynı şekilde yöneticiler de çocukları dinlemez. Ama çocuklar büyükleri dinler. Şimdi mesela benim anneannemin bir fikri var. Antalya'da oturuyor ve şöyle ki çok sıcak. Üzüm salkımlarının yetiştirilmesini istedi o. Yani bir taraftan diğer tarafa caddeler zaten dar ve sitelerin çitlerinden bir çitten diğer çite üzüm salkımları asma. Yetiştirirse evet. Üzüm salkım asma. Değil de asma evet. Dikeceksin. Oradan böyle üzümler hem üzümler hem olacak hem de gölge yapacak. Evet ve yani aç kalıp dilenen insanlar ceza alacaklarına en azından bir şeyler yiyebilecek. Bedava üzüm yiyebilirler. Aynı şekilde o iyi dileklere sonra geleceğiz. Hepimizi bir bitirelim. Tamam. Siz değiş tokuş dediniz galiba para yerine değiş para olmasın diye. Galiba geçen sene de mi söylemiştiniz onu hatırlamıyorum ama değiş tokuş fikri de fena değil doğrusu. Onu sonra biraz sonra size tekrar soracağım. Onu ayrıntısında daha iyi anlatırsınız. Evet size gelelim Defne Hanım. Heyecanlandım. Ne değiştiririz geçmişte olan? Olaylardan olabilir, nesnelerden olabilir, yaşadıklarımızdan olabilir. Geçen yıl neyi değiştirmek istersiniz veya daha önceki yıllarda? Neyi değiştirmek isterdim? Olmasın dediğiniz bir şey ne var yani? Değiştirmek istediğim şey ülkedeki eğitim sistemi. Belki de benim düşüncem. Öğrencilere öğretilmesi gereken şey sadece dersler değil
aydın bir insan olmak da bence öğretilmesi gereken bir şey. Öğrenciler kültür sanatla tanıştırılmalı. Yani zaten okullarda beden dersleri var, müzik dersleri var, resim dersleri var ama mesela benim hiç hoşuma gitmeyen bir durum var. Bu derslerin yüz girilmesi. Bu derslerin, ne yapılması? Bu derslere karnede yüz girilmesi, başka bir puan girilmemesi. Bence öyle hiç yapmadan mı sınavsız şey herkese yüz mü veriliyor? Evet. Bence bu ortalamayı yükseltmek için ortalama etkili oluyor mu şeyde? Evet. Bence bu kaldırılmalı. Öğrencilere en iyi şekilde sanatın, müziğin, sporun ne olduğu öğretilmeli. Her öğrenci kültürlü olarak yetiştirilmeli. Aynı zamanda da öğrencilere nasıl iyi bir insan olunması, nasıl ahlaklı bir insan olması gerektiğinin öğretilmesi lazım diye düşünüyorum. Müzik dersi seçmeli mi şimdi? Zorunlu ama... Mecburi mi? Evet. Mecburi. Ben ortaokulda sınav vardı. Orta 3, yani 5 yıl biz ilkokul okurduk, 3 yılda ortaokul okurduk. Ortaokuldan mezun olurken sınav vardı liseye geçmeden önce. Yani kendi devam edebilmek için sınav vardı. Müzik dersinde bayağı bizde çok önemliydi müzik dersi. Ortaokulda şey diye kaldım diye ağlaya ağlaya çıkmıştım artık düşün yani yüzü bırak. Şarkı söyletmişlerdi. Şarkı da söyleyemem ben. Yani içimden söylüyorum da dışarıdan söyleyemiyorum. Böyle yüzüm gözüm şiş bir fotoğrafım vardır benim ortaokulda. Gelince kaldım diye çok üzülmüştüm. Evet. Dersleri değiştiriyoruz. Notların 100 olmasın değil, kültür sanat derslerinin anlamlı ve önemli dersler olmasını istiyorsunuz galiba. Aslında Atatürk'ün getirdiği eğitim sistemiyle, nasıl anlatsam, layık ve bilimsel eğitim veriliyor. Örnek vermek gerekirse matematiğin, fenin olduğu, Türkçenin iyi kullanılmasına önem verildiği, sonuçta dilimiz çok önemli çünkü bizim iletişim aracımız. Aynı zamanda da bir lisan bir insan mantığıyla dili öğretildi. Aynı zamanda da, çok konuştum, tarihimizi, geçmişimizi öğrendim. Atalarımızın önceden neler yaptığını öğrendiğimiz şu anda bir eğitim sistemi mevcut. Ama kültür, sanat, spor bunlar olmadıktan sonra pek bir işe yaramaz bence. Hı hı. Çünkü bunlar da hayatın her alanında bence işimize yarayacak şeyler. Böyle düşünüyorum. En çok müzik ve resim var değil mi bir de ders olarak? Ders var mı? Resim dersi var mı? Evet, resim dersi var ama o da karneye direkt olarak yüz giriliyor. Peki hoca öğretmeniniz var mı? Evet, resim var. Öğretmeni var. Geliyor, derse giriyor. Değil mi? Evet. Ders yapıyorsunuz yani. Evet. Ne yapıyorsunuz mesela resim dersinde? Bizde resim öğretmenimiz... ressamların hayatlarından bahsediyor. Çok güzel. Bazen aslında resmin duyguları yansıtmanın en iyi yolu olduğunu söylüyor bize. Resimle beraber kağıda, tuvale ya da istediğimiz her yere hayallerimizi resmetmemizin önemli olduğunu. Çok güzel söylüyor. Bir öğretmeniniz varmış. Onu sihirli değneği ona dokundurmamıza gerek yok galiba. Ama yine de bence okullarda yine de böyle resim, müzik, sanat bu türde daha ağırlıklı ve tayin edici önemde olsun diyorsunuz öyle ve, mi? Ve ders sayıları daha fazla olmalı bence. Ders sayısı daha fazla olsun. Bir ya da iki ders. Bence çok az. Evet. Bence de doğru. Ve dediğim gibi notlar da bence mesela müziği en iyi şekilde anlayarak müziğin dilini en iyi şekilde yorumlayabilerek, kavrayabilerek yani aslında müziğin bizim kafamızdaki ampulü yakan bir şey olduğunu
çalışmadım. Anlatan müziğin aslında gelecek aydınlık bir geleceğe açılan kapı olduğunu anlayan herkese müzikten ona göre not verilmeli bence. Hmm. Yani ben böyle düşünüyorum. Yani çok direkt güzel. Yüz olarak girmek yerine, girmesi yerine. Müziğin her kapıyı açacak bir araç gibi evet. diye kullanmak. Sadece uygulamak değil, onu hayatımızın bir parçası yapmak. Evet. Belki, evet. Güzel. Bunun üzerine biraz daha düşünelim program boyunca. Ben de enstrüman çalıyorum bu arada. Öyle mi? Ne çalıyorsunuz? Evet, piyano çalıyorum. Evet, başka çalan var mı müzik? Siz ne çalıyorsunuz? Ben piyano. Evet, Mercan piyano çalıyor. Siz? Bizde müzik var, enstrüman yok. Hayır, yani kendiniz şahsen bir şey çalıyorsunuz diye. Hayır, yok. Evet, anladım. Ben klarnet ve piyano. Klarnet, ne güzel. Okuldaki derslerde biz böyle bir tane enstrüman seçiyoruz. Üçüncü, ay dördüncü sınıfta onların işte şeyini yapıyorlar. Birkaç tane enstrüman veriyorlar, deniyorlar. Öğretmen hanginiz daha iyi çalabildiğinde. Hmm. Ben de klarnet hoca seçmişti. Bir sürü daha seçmişti de. Ben de ne bileyim ya, klarnet böyle hoşuma gitti dedim. Adı çok böyle güzel. Değişik falan dedim. Üflemeli. Peki böyle... size göre klarnet var anlaşılan. Yok, biz bayağı, bayağı aldık. Büyük, büyük klarnet evet. çalıyorsunuz. Şey, bir de piyanoya şey, şimdi ben birkaç ay sonra neredeydi? İspanya'ya şeyle gidiyorum, bizim okul korosuyla. Onun içinde de bir piyano çalmam gerekiyor. Şey, perşembe günleri akşamları falan onunla yapıyorum. Hepimizin hayatında müzik anlamlı bir yer tutuyor anlaşılan. Bir şey mi söyleyeceksiniz? Evet. Defne'nin dediği gibi bence derslerin bir değil, iki değil daha fazla olması gerekiyor. Çünkü biz birinci sınıftan üçüncü sınıfa kadar görsel sanatlar dersimiz iki dersti. Ama bu sene 1'e indi. Neden bilmiyorum. Bence bunun 1'e inmesi yanlış bir şey. Yani evet, daha fazla görsel dersinin olması gerekiyor bence. Evet, buyurunuz. Bizde böyle 30 dakika falan oluyor. Çünkü pazartesi günleri klarnet çaldığımızda sonraki şey derste İsteyenler bir daha istersek yine klarnet çalabiliyor ya da görsel sanatlara gidiyor. Ben gitmeyi istiyorum çünkü böyle o 30 dakikada da bizim hep böyle bir proje falan yapıyoruz. O projede de mesela biz şu an neydi? Biz perde şu an yapıyoruz. Bildiğiniz perdeyi boyuyoruz pastelle. Pastelle daha çok zor oluyor. Neden bilmiyorum. Öğretmen öyle istedi. Biz de bitirdik, böyle bir kuş yaptık üstüne falan. Değişik. Böyle kumaşın işte. Üzerine mi? Yok, perde. Bayağı perde. Sonra öğretmen onu geri takacak. Hmm. Onları falan 30 dakikada yapmak imkansız. Şey, teneffüsten alıyorlar. Hmm. Ama 30 dakika bana göre bence çok az. Çünkü yani bir öğretmenin insanları susturması var, geç gelenler falan da var. 10 dakika gidiyor, 20 dakikada da ders işlenmiyor ki. Evet. Hepimiz şeyde ortak fikrimiz galiba, değil mi? O elimize değneği verdi. Sihirli değnek olduğunda dersleri... Aslında onun için sihirli değneğe gerek yok. Milli Eğitim Bakanımız belki bizi duyar, dersleri arttırır. Sizin ama sınav var değil mi? 6-7 sınıfta mı sınavlara çalışmaya başlayacaksınız? 8. sınıfta? 8'de sınav var. Ama 7'de de bir... oluyor ve 7. Evet. sınıfta eğitim öğretim yılı erkenden başlıyor ve birazcık daha geç bitiyor. 7. sınıfta. Öyle bir şey var. Evet, var. Bize şimdiden böyle 8. sınıfta çıkacak sınava şimdiden hazırlıyorlar. Bence şu an çok erken ama yani çok fazla öyle sorulardan, bir sayfalık sorulardan karşılaşacağımız için öyle sorulara böyle bir önlem almamız lazım. Peki sizin geçmişte yaşananlardan, geçtiğimiz yıl yaşadıklarımızdan değiştirmek istediğiniz bir şey, bu keşke olmasaydı dediğiniz... Bazı sevmediğim arkadaşlarım. Yani ben şimdi nasıl bir şey söyleyeyim? Olaylar falan da olabilir. Türkiye'ye ilişkin, dünyaya ilişkin. Yani...
bayağı şey plastik tüketimi oluyor. Ona çok gıcık oluyorum. Herkes biliyor benim yemekhanede böyle şey bazen ayran çıkıyor. Onun yanında her zaman pipet geliyor. Ben pipet kullanmıyorum ve işte şey bazen de kullanılmasını çok sevmiyorum. Çünkü şey o pipeti eğer alırsanız o satıcı işte sizin aldığınızı bilecek ve sevdiğinizi de düşünecek. Ondan daha fazlasını üretmeye devam edecek. Kullansak ne olur? Zaten almışlar diyorlar. Hayır ama onu siz atıyorsunuz söpe. Yine o alanı alan kişi de zaten öyle bir daha sevdiğinizi düşünüp alıyor. O, böyle yemekhanede bana bazen böyle bilerek şey alıyorlar falan. Altı pipet batırıyorlar ayranı öyle içiyorlar bana böyle ben çok fazla kullanıyorlar ve yani bayağı kötü bir şey. Ama ben geçen haftada şey bir arkadaşım böyle kapak toplama şeyi var 5. sınıflarda falan. Böyle şöyle kutu kutu kapaklar getirmişti. Ya bayağı sevindim çünkü bayağı şu büyüklükte bir kutu, şu uzunlukta. Onu doldurdu. Bayağı fazla getirmişti. Çok yaşa. Çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa, çok yaşa. Alerji var galiba. Evet, benden geldi. Kedi tüyüdür. Onları böyle getirdi, sevindim. Çünkü yani bizim sınıfta kimsenin umurunda değil. Kapak getirmiyorlar. Ben de çok getiremiyorum çünkü ben böyle şeyle yani içmiyorum. Bizde direkt zaten damacana. Plastik alıp öyle onları da sevmiyorum. Çünkü alınca yani zaten onu almış oluyorsun onu. Evet. Kullanıp bir de atık derdi oluyor tabii. Mercan Hanım orada şey yaptı. Atık fabrikası açtık, sigara fabrikası yerine. Evet, peki bu sefer de şeye gelelim. Olmasını istediğiniz neler var? Şöyle olsa dediğiniz. Yine. Yani gökten dondurma yağdırmak filan gibi de olabilir. Bu sene belki başka bir şey yağdırırsın öyle mi? Bilmiyorum. Her yerine hala dondurmayı düşünüyorum. Yağmura kesinlikle şey düşünüyorum. Çikolata. Çikolata mı yağsın? Çikolata. Çok mu seviyorsun? Çok yağıyor. Çikolata. Çok yağıyor yani. Şöyle. Onu yeni azıcık çikolata yağsın. Şemsiyeyi böyle tutmak yerine onları böyle ters çevirip böyle gezerdik. Marshmallow da yer bazen. Sonra onları alırsınız eve oturursunuz 90 kilo olup geri çıkıyorsunuz. Ya da ağzını açarsın böyle. Hiç. Mesela uçakta uçarken bulutlar çikolatadan olsaydı böyle camı açardın erp diye bir ısırık alırdın. Hepiniz çikolata seviyorsunuz galiba öyle mi? Evet. Sevmeyen var mı? Ben sevmiyorum valla. Eskiden kaşınırdım ben çocukken. Çikolata yediğimde herhalde oradan kalma bir şey çok fazla sevmiyorum. Evet. Neler istiyoruz? Yine başa bir aklı başında bir çocuğu geçirdik. O çocuğun şöyle yapmasını istedim. Bu sefer yapmaması değil de bu hepiniz, sefer şöyle. Hepinizin çocuklarla bir derdin var galiba arkadaşlarla. Ya benim büyüklerle derdim var. o çocuğun şöyle yapmasını isterdim. Şimdi sokakta dilenciler var. Sonra yakalıyorlar bunları, hapse atıyorlar. Ya da artık ceza kesiyorlar ne yapıyorlarsa. Ve bir de boş yere yapılan eyler var. Doğayı katletmek. O şekilde açıklayalım. Bu boş yere yapılan evlere o direncileri yerleştirip bir işe yaramaları için onlara çalışacak bir iş verip hem ekonomiye katkı sağlamak isterdim. O çocuk böyle yapsın isterdim daha doğrusu artık geçecekse. Ve aynı zamanda hem de onların hapse gitmesinden başka birkaç kişinin en azından yaşamını etkilemiş olurum. Hem şöyle bir şey daha var. Her yere bina yapıyorlar. Bu kadar binaya hiç gerek yok. Bir kişiye bir ev yeterli. Ve yani herkes bir evde otursa en az 2000 ev boş kalır. Yani sokakta yaşayanlardan da dahil. Hatta kedileri de bir eve otursak yine de bir sürü ev boş kalır ve o kadar fazla ev var. Ve insanlar o evleri para için yapıyorlar. Mesela bizim evin karşısında boş bir arsa vardı. Çok güzel böyle orada arkadaşlarımla oynardım.
Sonra bir gün, yaptılar oraya. Bir gün oraya inşaat alanı tabelası astılar. Sonraki hafta oranın etrafını çevirdiler ve sonra ilk tuğlaları gördük. Sonrasında oyun alanımız elimizden gitmişti ve yerine gereksiz bir bina yapılıyor. Hala devam ediyor ve hiçbir anlamı yok. Hiçbir anlamı yok. Yani o binaya oturacak kişilerin oturabileceği boş bir sürü bina var. Yani evet. Bunu sağlardım. Ve bir de özelleştirilen her şeyi tekrar devlete verilmesini sağlamak isterdim. Çünkü şöyle ki, özelleştirilen denizler. Deniz kime ait? Kimseye. Bir deniz bir kişiye nasıl ait olabilir? Böyle bir saçmalık var ve yani bu deniz Cemil'in, bu deniz Ersin'in, bu deniz Mehmet'in, bu deniz Ayşe'nin, bu deniz de Hatice'nin. Parası olan deniz sahibi mi oluyor? Hayır. O deniz yine dünyanın. Sadece denizler için geçerli değil bu ama ben denizden örnek verdim ve deniz dünyamızın yani. Buna engel olmak isterdim. Her insan oralar temiz oluyor ve bazı yerler temiz olmuyor. Denizi kirletiyorlar, oralarda temizliyorlar. Ben devletin tamamını temizlemek gibi bir uğraş içerisinde olmasını isterdim. Peki. Mercan Hanım, size gelelim. Siz... Ben yine binalar konusunda o kadar büyük binalar var ki gökdelenler neredeyse bulutlara ulaşıyor. Seneler sonra o kadar büyüyecek ki uçak böyle üstünden geçmek zorunda kalacak binaların. O kadar binaya gerek yok bence de Asya'nın dediği gibi. Mesela herkesi böyle küçük küçük evlerde, tek katlı evlerde yaşasan hiç bu kadar gürültü olmaz, trafik olmaz, bu kadar büyük alanlar olmaz, büyük binalar olmaz. Bir sürü güzel yer var İstanbul'da. Hı. Oraları kırlar, bahçeler yapılsa daha güzel olur. Biz koca koca binalar görüyoruz o manzaranın önünde. Yani, siz diyelim Cumhurbaşkanı oldunuz, ne yaparsınız? Ne? İlk önce o koca koca binaları bir yıktırırım. şehri daha düzenlerim. Küçük küçük kediler için yuvalar yaparım. Onlar soğukta üşüyor çünkü. Sonra herkesin küçük küçük tek katlı apartman değil... öyle küçük evlerde yaşamasını sağlardım. Ve iş yerlerinin o kadar büyük olmasına gerek yok bence. Tamam, hastaneleri anlarım. Bir sürü hasta olan var ama iş yerlerinin bu kadar büyük olmasına ben gereksiz buluyorum. Onları da küçültürdüm. Mesela bir 3-4 katlı olsa bence yeterli. Her katta bir bölüm olurdu. Mesela bir iş şirketi var. Orada yazan kişiler en üst kata alınırdı. Bir tane giriş katı olurdu. Bir tane üstte başka konuda tecrübeli olanlar gelirdi oraya. Her katta tecrübeleri farklı insanlar olsa hiç bu kadar farklı büyük büyük binlerce onlarca binaların, evlerin olmasına gerek yok. Şu değiş tokuş meselesi nasıl olacak? Onu bir isterseniz kısaca anlatın. Hemen arkadaşlara da zamanımız kalsın. Para olmasın. Onun yerine insanlar kullanmadığı eşyaları başka biriyle değiştirebilir. Mesela birinin hiç kullanmadığı bir kalemi var. Diğerinin de hiç kullanmadığı bir bardağı var. İkisi... Birinin bardağı, diğerinin kalemi ihtiyacı vardır. Birbirlerine değiş tokuş yaparlar. Hem evet, fazla ziyan olmamış, atık olmamış olabilir, değil mi? Güzel, fena fikir değil mi? Bunu bir gündemimize alalım bakalım. Evet Defne Hanım, size de şey yapalım. Cumhurbaşkanı oluyoruz. Son 5 dakikamız, ikiniz de 5'er dakika, 2,5 dakika konuşacaksınız. Ben eğer Cumhurbaşkanı olsaydım ağaçlandırma çalışmaları yapardım.
Çünkü arkadaşlarım da bahsettiği gibi her yerde gri gri siyah siyah binalar var. Ağaçlandırma çalışmaları başlatırdım. Belki de daha yeşil bir Türkiye'miz olabilirdi. Doğal unsurların korunmasını sağlardım. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı olsaydım hayvanlara daha çok önem verilmesini sağlardım ülkemizde. Çünkü hayvanlar insanların para tutkusundan dolayı bazen işkence edilebiliyor. Ve bunun cezası bazen sadece para olabiliyor. Ben bunun kaldırılmasını isterdim. Mesela hayvanların derilerinden kürkler yapılıyor. Ve bu da sadece para için yapılıyor. Ben böyle şeylerin de kaldırılmasını isterdim. Bir de ülkenin üretime başlamasını isterdim. Çünkü ülkemiz sadece yatıyor. Ve ülkemizin ekonomisi gelişmiyor. Bir şeyler üretebilirdik bilim yolunda, teknolojiyi geliştirebilirdik. Otomobil yaptık. Evet. Başlıyoruz daha doğrusu bu da yapmaya. Bir adım. Destekliyor musunuz o adımı? Bilimsel çalışmalar yapabilirdik. Bir şeyler üretebilirdik. Hem ekonomimiz kalkınırdı. Ekonomimiz kalkınırsa da bu tüm her unsurları etkileyebilirdi, tüm önemli unsurlara. Eğitime etkilerdi, çevreyi etkilerdi, etkilerdi. Böyle. Evet, size sıra Cumhurbaşkanlığı sırası sizde şimdi. binaları bırakalım artık isterseniz. Tamam, üçümüz de binaları hallettik. Ben, ağaçları da hallettik. Ben direkt bayağı çok yani bütün fabrikalarda plastik üretimini direkt kaldırmayı değil de yani azaltırdım. Bir gün mesela 4500 tane yapıyorlarsa 500 tane indirirdim. Çünkü yani onların neredeyse %65'i çöpe gidiyor hiç kullanılmadan. Cumhurbaşkanı olduk şimdi. Yani Türkiye'yi idare ediyoruz. Plastikleri de hallettik aşağı yukarı. Onu da söyledik. Başka ne ben yapabiliriz? Ben böyle şey yapardım bir de. Elinizde çok önemli bir güç var. Başka yani bütün insanların şikayetlerini bir alırdım önce. Güzel. En önemlisi de değil çünkü herkes önemli ama böyle en önemli bireylerden atıyorum benim yardımcımdan başlayarak öyle diğer insanlardan böyle gidiyor. Onların hepsini böyle bir kutuya koyardım. Her gün en fazla onların 3 tanesini çekmeye çalışırdım. Çektiğimde de işte onları gerçekleştirmeye çalışırdım. Ama ilk başta onları yapardım. Sonra da direkt okulla ilgilenirdim. Bazı okulla ilgili şeyleri kaldırırdım. Mesela çok fazla bazen ödev verdiklerinde bazılarını unuttuğumuzda bazen çok kızabiliyorlar. Ama onları da yani unutmuş oluyoruz. Bizim zaten az zamanımız olduğunda böyle şeyler yani çok olmuyor, yapamıyoruz çünkü böyle beynimiz zorluyor. Daha bunlar var, 5 dakikam kaldı uyumaya, hayır diyoruz böyle. onları mesela azaltırdım. Genel işleri full hepsini böyle daha çok zaman alırdım. Okulda mesela eve gitme saatiniz 3 ise onu 3.30 ya da 4 yapardım. Çünkü daha fazla okulda daha uzun azlık teneffüslerle, 5 dakikalık teneffüslere 6 ya da 7 dakikaya çıkartırdım. Sonra onları daha çok aklınızda kalması için böyle çok konuşanlar bölümünü böyle birkaç kişi alarak böyle yani birkaç kişi, 3-4 kişi çok konuşanlardan alarak böyle en az böyle konuşanlar ve çok dinleyenler grubuna alırdım ki onlar da böyle bir daha kendini iyi hissetsin. Onlar da o zaman daha çok çalışmış olurdu ki eve ödev çok az kalırdı. Onları bir yapardım. Sonra yani uçaklar egzoz falan çok kötü. Onlara bir bakardım. Araba egzozları. Peki. Onlar. Şimdi şöyle zamanımız bitti. Bir iki dakikamız var. Beraber bir şarkı mı yapalım? Söyleyelim beraber? Ha? Evet. Tamam. Hadi bakalım. Mesela. Siz başlayın, biz arkanızdan geliriz. Mesela diyeceğiz ki.
Var mı senin? Başla. Sen başla biz. Sen başla, sen başla. Ama ne söyleyeceğimizi bilmiyorum. Bastığımızda öyle bir şey var. Bir türkü falan var, bir şeyler biliyorsunuz, bir sürü türkü falan belki. Önceden Manastır türküsünü söylemiştim. Bir daha söyleyeyim mi onu? Söyle, tamam. Siz de biliyor musunuz? Ben çok bilmiyorum. Tamam, o zaman hepimizin bildiği bir şey söyleyelim. İzmir'in dağlarını söyleyelim mi? Güzel, olur. Hepimiz tamam. Biliyoruz onu. İzmir'in dağ çiçekler açar. İzmir'in dağlarında çiçekler açar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Altın güneş orada sırmalar saçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Bozulmuş düşmanlar yer gibi kaçar. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. İzmir'in dağlarında oturdum kaldım. Şehit olanları deftere yazdım. Şehit olanları deftere yazdım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Öksüz yavruları bağrıma bastım. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa. Adın yazılacak mücevher taşa. Evet, çok teşekkür ederim. Alkışlarımı sunuyorum. Bir dahaki yıla çok daha güzel bir yıl geçirmenizi, Türkiye'miz açısından, dünyamız açısından, çevremiz açısından, siz de bu konuda çok özenlisiniz dördünüzde. Kutluyorum sizleri, yolunuz açık olsun. Derslerinize de başarılar diliyorum, güzellikler diliyorum. Bir dahaki yıl belki yazışırız, bilmiyorum. Yani sizi bu yıl mezun ettik ama belki birkaç tanenizi yeniden konuk edebiliriz. Arada artık başka Türkiye Gençlik Birliği falan oralarda belki gelirsiniz. Oralarda çıkarsınız. Evet efendim, bu yılda bizden bu kadar. Güzellikler, yeni yılda aydınlık bir Türkiye, aydınlık bir dünya diliyoruz. İyi yıllar diliyorum efendim. Çok teşekkür ederim katkılarınız için. Türkiye arasındaki ekonomik ilişkiler nedir? İstihdamda dağılım nedir? Emperyalizme karşı olmadan Türkçe olmadı yener mi? Kadına şiddeti konuşacağız. Grev hakkı elinizden alınabilir mi?